Evlenmeden önce mutlaka izlemen gereken video bu video. Bu videoyu kimler izlesin? Sözlü olanlar, nişanlı olanlar, evlenmeye niyet edenler evlenmeden önce izlesin, tedbirini alsın. Yarın öbürsü gün elindekilerini kaybetmesin, zarar etmesin, hayal kırıklığına uğramasın. O yüzden bu videoyu izle. Bu videoda ne anlatacağım? Bu videoda değerli arkadaşlar, evlenmeden önce nişanlılar, sözlüler birbirlerine gerçek olanı göstermezler. Her şeyi saklarlar. Yani maske kullanırlar. Canım cicim dedikleri pat pat kalpleri atar birbirlerini gördüklerinde ve hep iyi taraflarını gösterirler birbirlerine. Devamlı birbirlerini ararlar, sorarlar, ilgilenirler. İlgi olunca tabii sevgileri artar. Zannederler ki bu kişiler evlendikten sonra da bu devam edecek. Size şunun garantisini vereyim, öyle bir şey olmayacak. Gerçek hayata gözünüzü açacaksınız evlendikten sonra. Çünkü o devam edemez, mümkün değil zaten. Yani her gördüğünde nişanlıyken kalbin pat pat atıyordu ya, daha önce hep heyecanlanıyordun. O heyecan olmayacak. Olsa zaten o evlilik olmaz. Yani her gördüğünde düşünsene, kocanı veya karını gördüğünde heyecanlanıyorsun. Onu gördüğünde kalbin atıyor. Böyle bir hayat olmaz. O yüzden gerçek şu ki evlendikten sonra iki dünya birbirine yaklaşıyor. İki dünya, iki ayrı dünya. İkisi de zıt dünyalar. Çünkü biz biliyoruz ki ayet-i kerimede açık ve net Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. İki zıt şekilde yarattım diyor. Yani erkekle kadın her zaman zıttır. İki ayrı dünyadır. İki çeşit, iki dünya bir araya geldiğini düşün. Ne olacak? Gerçek dünyada kırılmalar, darılmalar, küsmeler, üzülmeler olacak ve hayal kırıklıkları olacak. O yüzden ilk 3 ay, hatta 6 ay da diyorlar, kritik günler bunlar. Genellikle bu ilk 3 ayda veya 6 ayda boşanmalar oluyor ve bunlar da %35 sevgili arkadaşlar. Evlendikten sonra insanlar hayal kırıklığına uğruyorlar. O yüzden kavga gürültü olduğundan dolayı birbirlerinden ayrılıyorlar. O zamana kadar ödedikleri düğün masrafları düşünün. 50-60 bin euro. Bunun yanında da tabii takılar var, alışverişler var. Düğün arabası, düğün masrafları, sadece düğün salonuna 20-30 bin euro para verenler var. Yani minimum 50 bin euro, 60 bin euro maddi zararlardan bahsediyorum. Bunun yanında da diğer masrafları da hesapladığımda 100 bin euroyu ilk 3 ay sıkıntılar yaşadıklarından dolayı veya 6 ay içerisinde sıkıntı yaşadıklarından dolayı çöpe atıyorlar. Öyle düşünün. Bu maddi kayıp. Bir de manevi kayıp var. Psikolojik bir travma. Düşünsene, psikolojik ben seni etkiliyor. Yani seni hasta ediyor. Beklemediğin bir insan çıkıyor karşına. Daha önce hep saklamış senden her şeyini. Çünkü bu gerçek. Her zaman saklayacak zaten. Sen de ondan sakladın. Sen de yüzüne bir maske yaptın, öyle değil mi? Gerçek olunca hayal kırıklığına uğruyorsun ve 100 bin euroyu çöpe attın. Mental olarak psikolojikmen etkilendin. Travma yaptı sende. Psikolojikmen rahatsızlık yaptı. Depresyona girdin. Belki de panik atak oldun veya evlilikle alakalı boşandıktan sonra evliliğe hiçbir zaman sıcak bakmadın veya bakmayacaksın. Aynı zamanda zararlarını sayıyorum. 3 sene, 5 sene, 10 sene veya 15 sene sonra evlendin. Çocuğun oldu. Çocuğuna o travmayı aktarmaya devam ediyorsun. Diyorsun ki evlilik, tamam ben evlendim, bir hata yaptım falan geçmişte. Ama senin de evliliğin böyle olur diye onun beynini de programlıyorsun. O da mutsuz oluyor. Yani düşünsene, bu videoyu izlediğinde bunlar olmayacak. Tedbir alacaksın çünkü. O yüzden bu sıkıntıları yaşamamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izle. Şimdi bu videoda neler öğreneceksin? Bir kere zor bir insan yok. Bu kuralı kafana koy. Yani senin nişanlandığın insan, evleneceğin kişi sana gerçek yüzünü göstermedi. Sen de ona gerçek yüzünü göstermedin. Ama başta sorun ne? İletişim eksikliği. Yani sen ona gerçeğini göstermedin. O da sana gerçeğini göstermedi. Hani derler ya, sonradan pazarlık dostluğu bozar. Yani sonradan hayal kırıklığına, evlendikten sonra, bağlandıktan sonra söyleyeceğin için sıkıntı başlıyor. O da sana gerçek yüzünü o zaman gösterdiği için sıkıntı başlıyor. O yüzden iletişim becerilerini geliştirmen lazım. Nişanlıyken iletişim konularında kendini geliştir. İletişim kur. Ona biraz önce dediğimiz gibi zor insan yok. İletişim kuramayan biz varız. Yani biz iletişim kurarsak bu sorunlar ortadan kalkar. Boşanmalarının en büyük sebebi iletişim sorunu. Aktaramamak, anlamamak, kabul etmemek. Yani onun anlattıklarını kabul etmemek veya senin söylediklerini onun kabul etmemesi, kabullenmemek, iletişimde aktarımın olmaması. Şimdi sözlüsünüz veya nişanlısınız. Çok iyi anlaşıyorsunuz. İyi, güzel. Ama şimdiden iletişim becerilerinizi geliştirmek için çaba göstermeniz lazım. Yani harekete geçmeniz lazım. İletişimde en önemli şey kelimelerin %7 olduğunu, ses ve tonun %37 olduğunu, vücut dilinin de %55 olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Yani kelimelerle, WhatsApp'la iletişim kurmaya çalışırsanız %93, sadece kelimeler %7 olduğu için %93 hata yapma olasılığı olur. O yüzden iletişim becerilerini öğrenirseniz WhatsApp'la iletişim kurmazsınız. Hem ses tonu
tonuyla hem de vücut diliyle iletişim kurarsınız. Yani nişanlıyken, sözlüyken, evlenmeden önce iletişim becerilerinizi geliştirmeye çalışın. Bunun yanında da tabii makasın açılmaması gerekiyor. Sen kendini geliştirmeye gayret gösteriyorsan, o kendini geliştirmek istemiyorsa, o zaman şöyle düşün, makas birbirine çok yakın nişanlıyken veya sözlüyken. Sen kendini geliştiriyorsun, makas açılıyor. Sen ileri gidiyorsun, sen yukarıya çıkıyorsun, o aşağıda kalıyor, o aynı. Her şey bir iki günü hep aynı, hiçbir şey değiştirmiyor kendine ve makas açıldıkça da insanlar birbirinden uzaklaşıyor, soğuyor değerli arkadaşlar. O yüzden ortak hedef belirlemeniz lazım. Bu ortak hedef belirleme ne olabilir? İşte biraz önce dediğim gibi nişanlıyken daha önceden iletişim becerileri geliştirme hedefi olabilir. Kendinize bir şeyler katma hedefi olabilir. Donanım kazanma, kendini geliştirme, şahsiyetinizi geliştirme ve biz olmayı öğrenmek gerekiyor. Yani sen var, ben var, ortada buluşmak, biz olmak gerekiyor. Bunu öğrenmek gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi ortak bir hedef belirlemek, bir eğitime kayıt olup ikiniz de beraber aynı çizgide paralel bir şekilde makasın açılmadan aynı şekilde ilerlemek için çaba gösterebilirsiniz. Eğitimlere katılıp aynı yolda, aynı şekilde, aynı hedefe doğru ilerlerken hem o yolculuk size keyif verir hem de kendinizi geliştirmiş olursunuz. Nesliniz güzel olur, iyi olur, iyi insanlar yetiştirirsiniz ve iyi bir eser bırakırsınız değerli arkadaşlar. O yüzden nişanlıyken, sözlüyken bu kurallara dikkat ederseniz çok güzel evliliğiniz olur. Hayatınızı çöpe atmamış olursunuz. Bununla beraber de düğün masraflarınızı da çöpe atmamış olursunuz. Maddi ve manevi kayıp yaşamazsınız. Yani manevi kayıp nedir? Hayatınız. Hayatınızı çöpe atmamış olursunuz. Bununla beraber maddiyat da neydi? Düğün masrafları, bunları çöpe atmamış olursunuz ve hayatınızı güzelleştirmiş olursunuz eğer ortak hedefiniz olursa. Örneğin bizim programlarımıza katılan yeni evlenecek çiftler var. Nişanlılar, sözlüler. Bunlar ortak bir hedefi var. Yani kendini geliştirmek istiyorlar. Biz onları 6 ay eğitiyoruz, geliştiriyoruz. Ortak bir hedef belirleniyor. O hedefe doğru ilerlerken online eğitimlerimizle onları destekliyoruz. Birbirlerini tanımalarına vesile oluyoruz. Bu kişiler 6 ay boyunca yanımızda olduğundan dolayı onların elinden tutarak hedeflerine doğru ilerlerken hem kendilerini tanımış oluyor, hem kendilerini geliştirmiş oluyorlar, hem de ortak hedefe ilerlerken keyif alıyorlar, tat alıyorlar ve evlendikten sonra da hiçbir hayal kırıklığı uğramadıkları için hayatları çok güzel oluyor, mutlu oluyorlar, huzurlu oluyorlar. Çocukları oluyor, iyi nesilleri oluyor. Dolayısıyla insan düğün salonuna 20 bin euro ödüyor veya evinin döşenmesine 50 bin euro ödüyor. Yani toplamda 100 bin euro para gidiyor. 100 bin euronun içerisinde başta nişanlıyken 6 bin euro, 7 bin euro kendilerine, gelişimlerine para harcasaydılar, yani %10 bile değil, o zaman o 100 bin euroyu çöpe atmamış olurlar. O hayatlarını, iki tarafta hayatlarını çöpe atmamış olur. Sadece iki kişi burada evlenmiyor. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde iki aile evleniyor. Buradan 100 kişi, buradan 100 kişi evleniyor. O yüzden 200 kişinin hayatı ve psikolojisi çöpe atılmamış oluyor. Onların mental olarak zarar görmemiş oluyorlar. O yüzden evlenmeden önce her insanın mutlaka eğitim alması şart. Hatta bunların bu şartı koyan ülkeler de var. Evlilik ehliyeti veriyorlar. O şekilde evlendiriyorlar. Başka türlü evlendirmiyorlar. Yani eğitim veriyorlar, ehliyet veriyorlar. Ondan sonra evlendiriyorlar. Çünkü zarar görmesinler diye. Evlilik oranları çok yüksek sevgili arkadaşlar. Bu benim başıma gelmez diye sakın düşünme. Biz de programlarımızda aynı zamanda kişileri evliliğe hazır hale getiriyoruz. Şahsiyet gelişimi yaparak, online programlarımıza katılarak kişiler haftalık seminerlerimize katılarak evliliğe hazırlık yapmış oluyorlar ve çok güzel evlilikleri, huzurlu yuvaları oluyor. Çocuklar da mental olarak güçlü oluyorlar değerli arkadaşlar. Eğer siz de bu şekilde düğün masrafları gibi kendi gelişiminizde de %10 ve %5 masraf ayırıp hayatınızı, geleceğinizi kurtarmak istiyorsanız, güzelleştirmek istiyorsanız, iyi nesil bırakmak istiyorsanız, o zaman kendinizi geliştirmek için online programlarımıza katılabilirsiniz. Bu programlara katılmak için hemen aşağıdaki linke tıklayarak bizimle iletişime girebilirsiniz. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.